Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Almanca dersimize birinci ünitemiz olan Die Wohnung ünitesinin ikinci konusu olan Meine Wohnung yani benim dairem konusundan dersimize devam edeceğiz. İlk olarak burada neleri öğreneceğiz? Buradaki görüntüden de anlaşıldığı üzere oturma odası, çalışma odası, çocuk odası, daha sonra mutfak, yatak odası gibi bunların Almanca'daki karşılığının ne olduğunu öğrenmeyle dersimize başlayacağız. Etkinliğimizle beraber bunların da ne olduğunu öğrenelim. İlk olarak bakacak olursak burada ne görüyoruz? Bakın resimler var. Evin bölümleri yani mutfak, çocuk odası, banyo, tuvalet, hol, koridor, yatak odası gibi bu tarz resimleri görüyoruz. Yukarıda da bunların Almanca karşılıkları yer alıyor. Resimlere göre hangisi gelmeli yani eşleştireceğiz bunları resimlerle birlikte. İlk olarak birincisinde örnek yapmış bakın. Das Wohnzimmer oturma odası demek. Bunu 8 bakın görüyorsunuz. 8. resmimiz buna uyuyor oturma odası. Böylelikle bunu elemiş oluyoruz. Das Wohnzimmer oturma odası demek. Diğerine bakalım. Die Küche. Die Küche mutfak demek. O da bakalım resimlerden tabii ki de bir numaralı resmimiz buna denk geliyor. Buraya da bir yazalım. Diğerine bakalım. Das Badezimmer yani banyodan bahsediyor. Burada banyo olan resmimiz hangisi? 3 numara. Bunu da eliyoruz böylece. 3 numarada banyo. Diğeri ise Das Kinderzimmer yani çocuk odası demek. Bu da hangi resme uygun? Tabii ki de 2 numaralı resmimize denk geliyor. Bunu da 2 yazıyoruz. Diğerine bakalım. Das Arbeitszimmer. Bu ne demek? Çalışma odası demek. Resimlerimize bakacak olursak hangisi en uygun? Tabii ki de 7 numara en uygun. Buraya da 7'yi yazalım. Diğeri Die Toilette. Yani tuvalet. Hangi resim? 4 numaralı resmimiz buna denk geliyor. Der Flur ise hol. Yani koridor demek. Bakın hol. O da 5 numaralı resmimize denk geliyor. Sonuncusu ise Das Schlafzimmer yatak odası demek. O da 6 numaralı resmimize denk geliyor. Böylelikle hepsini eşleştirmiş oluyoruz. Tekrar edecek olursak Das Wohnzimmer oturma odası, Die Küche mutfak, Das Badezimmer banyo, Das Kinderzimmer çocuk odası, Das Arbeitszimmer çalışma odası, Die Toilette tuvalet, Der Flur hol koridor, Das Schlafzimmer ise yatak odası. Bu şekilde odanın bölümlerini de öğrendiğimize göre devam edebiliriz. Bakalım burada ne varmış? Bir tane okuma metnimiz yer alıyor. Bu metni okuyalım ve birlikte çevirelim. Ne diyor? Ich bin ein Student an der Freie Universität Berlin. Yani ben bir öğrenciyim. Berlin'de Freie Üniversitesi'nde bir öğrenci olduğunu söylüyor. Ich wohne mit meinem Freund zusammen. Yani arkadaşıyla birlikte yaşıyormuş. Arkadaşıyla birlichte yaşadığından bahsediyor. Unsere Wohnung hat 4 Zimmer ve evleri de 4 odalıymış. Wohnzimmer biraz önce öğrenmiştik neydi? Wohnzimmer oturma odasıydı. Ein Wohnzimmer bir tane oturma odası. Zwei Schlafzimmer yani 2 tane yatak odası. Und ein Arbeitszimmer yani bir tane de çalışma odaları varmış. Die Wohnung hat auch eine Küche, eine Toilette und einen Balkon yani ev, apartman ayrıca bir mutfağı, eine Küche mutfaktı. Eine Toilette bir tuvalete und einen Balkon yani bir de balkona sahipmiş.
auf dem Balkon kann man sitzen, lesen und Tee trinken. Ne diyor? Balkonda da oturabiliriz. Lesen yani okuyabiliriz, kitap okuyabiliriz ve tea trinken ve çay içebiliriz. Balkonda neler yapabileceğini söylemiş. Ein Student möchte bei uns einziehen. Yani bir öğrencisi de, bir öğrenci de onlara taşınmak istiyormuş. Yani bize taşınmak istediğini söylüyor. Ev değiştirmek istiyormuş. Wir werden jetzt drei Personen und brauchen noch ein Zimmer. Ne diyor? Şimdi 3 kişi olacaklarmış, 2 kişilermiş. Arkadaşı da gelirse 3 kişi olacaklarmış. Ve bu yüzden de bir odaya daha ihtiyaçları oluyormuş. Wir suchen eine Wohnung mit 5 Zimmer. Bundan dolayı da bunlar 5 odalı bir apartman, bir daire arıyorlarmış. Die Wohnung muss im Zentrum sein. Yani aradıkları evin merkezde olması gerekiyormuş. Bu koşulu varmış. Sie muss auch groß und praktisch sein. Ne diyor? Tabii ki de büyük, groß, büyük olmalı ve praktisch yani pratik olması gerektiğini söylüyor. Wir müssen ausziehen. Taşınmalıyız. Evimizi değiştirmeliyiz. Böylelikle kısa bir okuma metnimizi de yapmış olduk. Buraya bakacak olursak ne diyor burada? Susamın gezetse Norman. Yani birleşik isimler. Şimdi şuradaki örnekten daha iyi anlayacağız. Birlikte kullanılan. Bakın. Svein Norman demiş. İki tane isim yani. Norman isim demek. Svein Norman. Dikinda neydi? Das Kind çocuktu. Çocuklar Dikinda. Das Zimmer neydi? Oda. Bunun birleşimiyle birlikte Das Kinderzimmer yani çocuk odası olmuş. Dikinda plus Das Zimmer, Das Kinderzimmer. Ein Verb und ein Nomen yani bir fiil ve ismin birleşmesiyle de Wohnen ne demek? Yaşamak. Das Zimmer neydi? Odaydı. Bunun birleşimiyle de Das Wohnzimmer olmuş. Burada bunu kastediyor. Yani iki isimle Das Kinderzimmer olmuş. Bir fiilimizle, bir ismimizle birlikte de Das Wohnzimmer oturma odası olmuş. Yani birlikte kullanılarak tekrardan kullanılmaya başlanmış yani. İkisinin birleşimiyle yeni bir kelime, yeni bir ifade ortaya çıkmış oluyor. Buna da değindik. Şimdi şuradan devam edelim. Evet. Ne diyor burada? Ne yapmamız lazım? Daha temin odanın, evin bölümlerini öğrenmiştik. Mutfak, oturma odası, çocuk odası gibi bunları öğrendik. Şimdi de buradaki yer alan ifadeye göre yanlış olan şıkkı eleyeceğiz. Yani birinci örneğimizden bir bakalım. Böylelikle daha iyi anlamış olacağız. Ne diyor? Birincisinde meine Eltern schlafen dort. Schlafen burada uyumak demek. Yani Eltern ebeveynleri orada uyuyormuş. Hangisi olacak? Schlafzimmer mı? Arbeitszimmer mı? Schlafzimmer neydi? Yatak odası. Arbeitszimmer ise çalışma odasıydı. Yanlış olan burada bakın zaten çizmiş. Arbeitszimmer yanlış. Doğru şıkkımız Schlafzimmer. Bu şekilde diğerlerini de yapacağız. İkide ne diyor? Meine Mutter kocht dort. Kochen burada pişirmek fiili. Yani benim annem orada pişiriyor diyor. Yani yemeklerini pişiriyor. Nerede oluyor bu? Küche mutfak. Flur ise hol koridordu. Hangisi yanlış? Tabii ki de burada flur yanlış. Bunu ediyoruz. Doğru cevabımız Küche olacak. Diğerine bakalım ne diyor? Wir baden, duschen und putzen unsere Zähne dort. Yani orada banyo olduğunu, duş aldığını ve putzen unsere Zähne yani dişlerini temizlediğini söylüyor. Badezimmer banyoydu. Kinderzimmer çocuk odasıydı. Hangisi elenmesi gerekiyor? Tabii ki de Kinderzimmer olmaz. Badezimmer yani banyo olmalı. Dörde bakalım. Mein Vater arbeitet dort. Ne diyor?
Benim babam orada çalışıyor. Yani işlerini yapıyor. O zaman Arbeitszimmer çalışma odası mı, Kinderzimmer çocuk odası mı? Tabii ki de Arbeitszimmer'da yapması gerekiyor çalışma odasında. O zaman burada Kinderzimmer'ı eliyoruz. Arbeitszimmer olmalı. Diğerine bakalım ne diyor? Wir sitzen dort zusammen und sehen fern. Ne diyor? Birlikte orada oturuyoruz ve televizyon izlediğinden bahsediyor. O zaman Wohnzimmer oturma odasıydı. Schlafzimmer yatak odasıydı. Hangi seçenek? Tabii ki de Schlafzimmer olmaz. Wohnzimmer oturma odası olması lazım. Bu şekilde burayı da yapmış oluyoruz. Şimdi burayı da yapıp dersimizi sonlandıracağız bugünkü. Burada neler var? Adjektif yani sıfatlar var. Bakın mesela gross büyük, klein küçük yani sıfatlar var ve bunların zıt anlamları yer alıyor. Bunları öğrenelim bakalım neler varmış. Gross ne demiştim? Büyük. Bunun zıt anlamlısı klein tabii ki de küçük olacak. Hell aydınlık demek. Dunkel karanlık demek. Yani birbirinin zıttı. Hell ve dunkel oluyor. Praktisch pratik demek. Bunun zıttı unpraktisch yani pratik olmayan. Bekum rahat demek. Zıttı ne olmalı? Rahat olmayan, rahatsız. Yani unbekum. Bu da onun zıttı olmuş oluyor. Schön güzel demek. Bunun zıttı çirkin, kötü olmalı. O zaman hässlich de kötü, çirkin. Yani bu da bunun zıttı olmuş oluyor. Modern, modern anlayacağımız üzere. Unmodern ise modern olmayan. Kurs, kısa. Lang, uzun. Breit, geniş. Eng, dar. Bu şekilde de sıfatlarımızı öğrenmiş oluruz. Zıt halinde. Yandaki etkinliğimize bakalım. Bunları öğrendik şimdi. Adjektif yani sıfatlarımızı öğrendik. Zıt anlamlarını da öğrendik. Bu şekilde doğru bulmaya çalışalım. İlk de ne demiş? Mein Wohnzimmer ist groß. Yani oturma odasının büyük olduğunu söylemiş. Birincisini yapmış. Groß'u kullanmış. İkiye bakalım. Mein Schlafzimmer ist. Ne diyebiliriz? Yatak odası. Hangisini kullanalım? Modern diyelim. Modern. Bunu kullanabiliriz, buraya yazabiliriz. Mein Kinderzimmer ist klein. Yani çocuk odası küçük diyor. Aber küçük olduğu halde ne olabilir? Hell. Küçük ama aydınlık. Hell diyebiliriz. Mein Arbeitszimmer ist. Yani çalışma odasının nasıl olduğunu söyleyebiliriz. Bequem diyebiliriz. Rahat. Bekum. Und hangi sıfatımızı söyleyebiliriz? Schön. Güzel. Bunu da kullanabiliriz. Meine Küche ist ne diyebiliriz? Breit yani geniş diyebiliriz. Mutfağın geniş olduğundan bahsedebiliriz. Mein Flur ist lang, uzun. Ve ne diyebiliriz? Dar diyebiliriz. Dar neydi? Eng. Dar diyebiliriz. Mein Balkon ist. Ne diyebiliriz balkonumuz için? Praktisch yani pratik kullanabiliriz burada. Praktisch. Neydi? Praktisch. Bunu da buraya yazabiliriz. Mein Badezimmer ist eng. Yani ne diyor? Banyosu darmış. Aber ne diyebiliriz? Banyosu dar. Ama hangisini kullanalım? Ama yine aynı şekilde buna da schön ya da modern de diyebiliriz. Dar ama vacuum rahat da diyebiliriz. Birçok buradaki sıfatları kullanabiliriz istediğimiz şekilde. Evet, bu şekilde bunları da öğrenmiş olduk. Tekrar edelim. Gross büyük. Klein küçük. Hell
aydınlık, dunkel, karanlık. Praktisch, pratik, unpraktisch, pratik olmayan. Bequem, rahat, unbequem, rahat olmayan. Schön, güzel. Hässli, kötü, çirkin. Modern, modern, unmodern, modern olmayan. Kurs, kısa, lang, uzun. Breit, geniş, eng de, dar demek. Bu şekilde bunları da tekrar da tamamlamış olduk. Ve böylece dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki ders görüşmek üzere. İyi günler.